Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sendikler ve sağlık dileklerimi ilettikten sonra bilhassa bu videolarımızı paylaşan burada emeğe geçen arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü artık sesimiz Anadolu'nun çok büyük bir kesimi tarafından duyulmakta. Yani bu cami imamlarına kadar aksetmiştir. Bu videolar etkisini göstermiştir. Onun için paylaşımda bulunan arkadaşların emeğine sağlık. Bu videodaki konumuz biliyorsunuz yer yer peygamberleri açıklıyoruz. Kur'an'da ismi geçen, aynı zamanda Tevrat'ta ve İncil'de ismi geçen peygamberleri de açıklıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Nuh peygamberdir arkadaşlar. Şimdi onu inceleyeceğiz. Daha doğrusu onun bir bölümünü, yaşantısıyla ilgili bir bölümünü, ömrüyle ilgili bölümü konu edineceğiz. Ankebut suresinin 14. ayetinde geçer. Orada 1050 yıl yaşadıdır. O ayetlere geçmeden önce, o konuya geçmeden önce bir zat-ı şerifi dinletmek isterim arkadaşlar. Ben sesli güldüm, bu insanı dinledim. Herhalde sanırım ya cami hocası ya da tarikat hocası, neyse artık. Bu haftaki konumuz diye başlıyor. Dinleyelim en iyisi. Bakalım ne diyor Hoca Efendi? Nasıl rahatsız olmuş? Görelim. Bildiğimiz var. Bu isme kulak verin arkadaşlar. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. İsim vereceğiz ama dikkat edeceğiz. Bu adama dikkat edin abicim. İsmini vereceğim. Kafalara yazın. Yakup Deniz. Yakup Deniz. Unutmayın ha. Yakup Deniz. Şimdi niye isim verdim? Allah muhafaza. YouTube'da sağda solda bak. Sakın ha açık bir tane videosunu izlemeyin. Ne sebebi? Elhamdülillah bizim itikadımız sağlam. Biz kalkıp da o adamın dediklerine kanıp da imanımızdan olacak değiliz. Elhamdülillah. Niye? Onu seni dinleme. Senin onu açıp 10 dakikada senin ahiretine zarar. 10 dakika sen o pisliği dinleyene kadar açıp kardeşim bir fikir ya. Ben sana bir söyleyeyim. Onu dinleyeceğine aç bir tane yabancı film izle ya. Aç bilim kurgu izle kardeşim. O kadar diyorum. Şimdi bu adamın sadece YouTube videolarının başlıklarını sayacağım ben. Buraya iyi kulak verin. YouTube videolarının başlıkları. İsmi Yakup Deniz. Allah selamet versin. Allah iman nasip etsin. Amin. Bak bir. Ha şunu da söyleyeyim. Adamın istatistiklerini okuyorum bak. YouTube'da 27 bin abonesi vardı en son baktığımda. 27 bin. Adamın en çok izlenen videosu 364 bin. Allah selamet versin. Memleketin haline bak ya bak. Başlıkları okuyorum. Sadece başlık. Detaya girmeyeceğim. En son kısa bir detay anlatacağım. Adamın YouTube'daki videoların başlıkları. Bir. Kur'an'da zina haram der ama. Arkadaşlar bu Hoca Efendi çok etkilenmiş. Videolardan izlemiş belli. Ama cemaat karşısındaki cemaate diyor ki sakın diyor izlemeyin. Defalarca ismimi telaffuz ediyor. İzlenmemesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de hep söylüyoruz 100 bin cami var. 100 bin caminin 100 bin imamı var. Ve her caminin derneği vardır arkadaşlar. Diyanet İşleri Teşkilatı var. Tarikatlar var, cemaatler var. Diyanete bağlı, Diyanetin kadrolu 20 bin Kur'an hocası var. Aynı zamanda yetmedi, 20 bin de sözleşmeli Kur'an hocası var. Yani kısa kesin bu Diyanet işlerinin 150 bin elemanı var. Ve ülkemizde 1500'e yakın ilahiyat hocası, profesörü,
doçent işte neyse. İlahiyat fakülteleri var. Sayısız İmam Hatip. Bütün okullar hemen hemen İmam Hatip'e çevrildi. Çoğunluğu. Ve bunlar yüzyıllardır, bin yıldır anlatırlar. Neyi anlatırlar biliyor musunuz? Hurafa, yalan anlatırlar. Allah ile aldatırlar, din ile kandırırlar, siyasetle sömürürler. Bunlar işi bu. İşte bizim millette bu din ile avutulmakta, sürekli beyni bombardıman edilmekte, düşünmesi engellenmekte. Neyi, sizin neden peki izlemesin insanlar? Aman Allah diyor, aman Allah'ım izlemeyin diyor. Korkuyor. Videoda neden izlenmesi gerektiğine dair hiçbir şey söylemiyor. Sadece tehlikeli olduğunu söylüyor. Korku, insanları korkutuyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi Ankebut suresinin o videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Çok komik bir şey. Böyle tırsmış, korkmuş bir adam yani. Ankebut suresinin 14. ayette biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik. İşlerinde 1050 sene kaldılar. Aynı olay Tevrat'ta zaten İncil'de de geçer. Ve 950 sene yaşadığını yazar. Kur'an'a gelince tabii Kur'an Tevrat'ın kötü bir kopyası olduğu için 950 olduğu gibi geçirmemiş. Ne yapmış? 1050 demiş. Sadece sebep bu bana göre. 900 artı 50 de diyebilirdi. Şimdi her konuda olduğu gibi bu konuda da İslamcılar 3'e 4'e ayrılırlar. Nuh konusunda. Derler ki Nuh Hazretleri 950 sene yaşamıştır. Kesin olduğu için bu rakam 1050 denilmektedir diyor. Bu kesinliği işaret eder. Bir kısmı öyle diyor. Bir kısmı da diyor ki yok diyor öyle değil. Burada mecaz var. 1000 rakamı mecazdır diyor. İşte Bakara suresinin bilmem 96. ayetinde de onunla ilişkilendiriyor. Bak diyor burada da kullanılmıştır diyor. Bir kısmı da diyor ki kardeşim ne uğraşıyorsunuz bu şeylerle, Allah diyor yazmış işte tamam. O da işte Tevrat suresinin, Tevbe suresinin bilmem 35-36. ayetleriyle falan ilişkilendiriyor. Bak diyor burada seneyi Allah tarif ediyor. Doğrudur, yaşamıştır. Bazıları da diyor ki yok diyor, o diyor Sümerler'de diyor, Asurlar'da işte sene, ay ile söyleniyordu. Onun için diyor 950 sene ay hesabıdır. Ayı diyor 12'ye bölersek Nuh'un yaşını buluruz. Yani 72 yaşında olduğunu söyleriz diyorlar. Üç kısım görüş var böyle. Şimdi bakın bu görüşleri size dinleteyim arkadaşlar kısa kısa. Asıl konuya geçeceğiz. Neden bunlar bu şekilde parça parçalar bu konuda onu göstereceğim. Evet. Bakın ne diyor şimdi. Önce bu Mehmet Okuyan'ı bir dinleyelim. Mehmet Okuyan diyor ki burada mecaz vardır diyor. Dinleyelim kendi ağzından. Allah Teala bir defa 950 demiyor. 950 demiyor diyor. Yok öyle demiyor işte. Başka bir şey diyor. Başka bir şey değil diyorsa üzerinde düşünmek lazım. 950 demiyor. Allah Teala demiyor. Diyor ki ben söyleyeyim. Ankebut suresi 14. ayet. Ve ne kadar senna ruhan ila kavmin. Ya bir de biz Arapça biliyor sanki karşısındakiler. Arapça okuyor ya. Nuh kavminin arasında içinde yaşamıştı. Enfesenetin bin yıl. Enfesenetin bin yıl. İlla ancak hemsine amen. 50 yılı hariç. Bin yıl 50 yılı hariç olunca oradan biz onu 950 çıkarıyoruz. Arkadaşlar siz şimdi bunu
videoyu verdim. Onu şey yapabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bir diğerini de vereyim ben. Burada da, bu da kabul ediyor. Nuh Aleyhisselam'ın yaşıyla alakalı bir soru var. Abdülaziz Bayındır'da 50 sene eksik tebliğde bulunması ile ilgili ayetteki 1000 rakamı mecazi olabilir mi? Yani bir insanın yaşayabileceği en uzun bir süre tebliğ yaptığı şeklinde anlaşılabilir mi? Oradaki 1000 rakamı. Ya buna neyse birçok kimse takılıyor. İnsan ya kardeşim size mi kalmış Cenab-ı Hakk'a laf öğretiyorsunuz haşa, tövbe estağfurullah. Şimdi Tevbe suresinin 36. ayeti galiba. Evet arkadaşlar, bunu gördünüz. Bir tanesi Abdülaziz Bayındır, öbürü de Mehmet Okuyan. Bir tanesi aynı ayeti, yani Ankebut suresinin 14. ayetini Bakara suresi 96 ile ilişkilendiriyor. Diğeri de Tevbe suresinin 36. ayetiyle ilişkilendiriyor. O orada diyor ki tamam doğrudur, 950 sene yaşamıştır Nuh peygamber diyor. Öbürü diyor ki yok böyle bir şey, burada mecaz var diyor. Bir başkaları daha var işte, onlar da dediğim gibi 12'ye bölüyorlar. 950 ve Nuh'un yaşını 72 olarak buluyorlar. Neden? Neden böyle rakamsal olduğu halde ayet, bunlar neden anlaşamıyorlar? Sebep ne? Şimdi bazıları biliyorsunuz bu arkadaşlar son dönemlerde gelişen bilimsel olaylar, açıklamalar, yapılan kazılar bunları telaşa düşürüyor. Bilim insanlarının yaptığı açıklama falan bunları telaşa düşürüyor. Kur'an'daki böyle akıl dışı, bilim dışı ayetleri kurtarmak için böyle sapmalara başvuruyorlar. İşte rakamdan mucize arıyor adam. İşte filan yerde şu şekilde denildi diye. O profesör arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Bizde de var aynı şey. Der ki mesela bir insan bir şey söylerken unutur. Hemen aklımdaydı ya unuttum falan derken bir karşısındaki diğeri der ki işte şuydu diye hatırlattığı zaman ha bin yaşayasın derler. Bizde de kullanılır o. Ama burada matematiksel işlem var. Diyor ki 1000-50 Nuh'un yaşını söylüyor. Aralarında ne kadar kaldığını söylüyor. Sen dersen ki bini azami kullanıyor, eksi 50 diye. Olmaz. Çünkü o dönemde insanlar daha az yaşıyorlardı. Zaten biz de şimdi bu yalanı açığa çıkaracağız. Mehmet okuyalım. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın açıkladığı bir bilimsel araştırma sonucu var arkadaşlar. Bakın burada diyor ki, şu an için, günümüz için yani, Liberya, Etiyopya, Moldiver, Kombatça, Ruanda gibi ülkelerde insan yaşamları daha kısadır. İnsan ömrü daha kısa şu an için. Kadınlarda 16, erkeklerde 19 daha az yaşıyorlar diye bildiriyor bize. Gelişmiş ülkelerdekiler biraz daha fazla yaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu araştırmalarda günümüzde en iyi koşullarda yaşayabilecekler, en iyi şekilde yaşayabilecek olan ömrün 30 bin gün, yani ne diyor bu da, yaklaşık 82 sene ediyor. Yani hiç hastalıklara falan yakalanmadan güzel şartlarda yaşayan bir insanın ömrü 30 bin gün, yani 82 yıl kadardır. En iyimser şekilde bazı istisnalarda diyor 40 bin olabiliyor bu. 40 bin gün olabiliyor. Bu da ne yapar? 40 bin gün. 30.082 ettiğine göre ya da 108 ya da 109 neyse sene yaşayabilir. Sizlere araştırıyorum. Koşullar. Günümüzden 2000-2500 yıl geriye gittiğimiz zaman orada insan ömrünün 20 sene olduğu söyleniyor. 20 sene. Ve
Ve 1700'lere gelindiğinde, 1700'lere yani 3000-4000 yıl bu tarafa doğru geldiğimizde görülüyor ki insan ömrü 4 yıl artıyor. Ortalama beklenen ömür 24 oluyor. 24 yıl. Ve 100 yıl daha üzerinden geçtiği zaman 19. asrın ilk başlarına geldiğimizde insan ömrünün ikiye katlandı. 48 yıl olduğu açığa çıkıyor. Ve günümüzde şu an 77, bazı ülkelerde 82 ortalama beklenen ölüm yaşı. Bu açıklamalar, bu bilgi öyle kafadan atılan bir bilgi değil, araştırmalar sonucu ortaya çıkan bir bilgi. İşte bunlardan dolayı bir kısmı Nuh'un yaşını 72'ye indiriyor, bir kısmı mecaz var diyor, bir kısmı 950 yaşadı diyor. Bazı kitaplarda arkadaşlar, orada peygamber, Şit peygamberin de 912 sene yaşadığı yazılı. İbrahim'in işte 400 neyse, öbürlerinin 600-500 böyle, peygamberlerin yaşları böyle. Yani bugünkü bilime ters, insanlık tarihi sürecinde insan ömürlerini dilim dilim aldığımız zaman bilime ve tarihsel sürece de ters. Hikaye ya, uydurulmuş hikaye, yalan, bize anlatıyorlar işte bunları, yutturuyorlar. Biz nasıl inanalım şimdi, yani Şit peygamberin 9-12 sene, Nuh peygamberin 950 sene yaşadığına, şu bilimsel verilere mi inanalım, hikayeye mi inanalım kardeş? Hı? Hikayeye inandık, bu seviyedeyiz işte şimdi şu anda. Ruslarımız arasında yerimiz yok. Yerimiz yok. Biz bunları işte ne yapıyoruz? Yakalıyoruz. Bunları insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bunlar Tanrı kelamı olamaz. Bunlar, bu kitaplar uydurmadır. Bu kitaplar mitolojik hikayeler, asılsız hikayeler anlatıyor bize işte böyle. Bunlara inandığımız zaman geldiğimiz yer burası. Evet arkadaşlar, bu dediğimiz gibi çağımızda, ben kendim de zaten şahidim buna, en fazla yaşayan bir kadın 122 yaşında ölmüştür. Bunun dışında da böyle uzun yaşayanı ben duymadım, görmedim. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi insanların 125 yıl ancak bu hücrelerle, bu yapısıyla yaşayabileceği söyleniyor. İnsanın DNA'sı çözüldü arkadaşlar. DNA'sı çözüldü. Hücrelerini tek tek inceliyorlar, hücre yapılarını inceliyorlar. Organları insanı ayakta tutan, yaşatan organları inceliyorlar. Böylesi bir şey mümkün değil, olası değil diyorlar işte. Yaşayamaz insan 300 sene, 500 sene. Ama dinlerin tarihine, kitabına baktığımız zaman yaşatıyor. İşte bir yalan daha. Buyur. Sen bunu anlatıyorsun işte insanlara. Nuh'un 950 sene yaşadığını anlatıyorsun. Peygamberin parmaklarından su fışkırdığını anlatıyorsun. Kayadan deve çıktığını anlatıyorsun. İsa'nın beşikte konuştuğunu anlatıyorsun. Muhammed'in ayı ikiye yardığını anlatıyorsun. Musa'nın asasıyla vurup Kızıldeniz'i ikiye yardığını anlatıyorsun. Olmayan cennette huriler oynatıyorsun. Bunları anlatıyorsun. Aradaki fark bu. Biz neyi anlatıyoruz? Biz de gerçekleri anlatıyoruz. Sizin değinmediğiniz, açıklamadığınız şeyler anlatıyoruz. İşte bu. Bundan dolayı ürküyorsunuz, korkuyorsunuz. Videoları sakın izlemeyin diyorsunuz. Sizin gibi biz maaş da almıyoruz. Biz toplum, halkımız aydınlansın diye anlatıyoruz. Hastalıklarımızı, efendim sen zamanımızı falan hiç göz önüne getirmiyoruz. Hoca efendi, onlara diyor ki, cemaate diyor ki izlemeyin diyor. Kendisi izlemiş.
Güya bir de reddi video yapmış oluyor. Videoların isimlerini saymakla esen kalın arkadaşlar. Bu video biraz uzun oldu. Konuşmada hala zorluklarım var. Onun için uzun videolar yapamıyorum. 20 dakikayı geçmiyor. Geçemiyor. Böyle kısa kısa bence daha iyi. Böyle şey oluyor yani, olumlu oluyor gibi geliyor. Esen kalın hocam.